etkinliğimiz de var. Siz de gezdiniz, görürseniz göreceksiniz. Güzel bir etkinlik. Birçok okulumuzda TÜBİTAK destekli bu tür projeler yapılıyor. TÜBİTAK bu konuda destek veriyor bize. Ülkemizin geleceği açısından, gençlerin yetişmesi açısından değerli buluyoruz bu projeleri. Destekliyoruz her türlü. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilere. Tabii bunlar hazırlanırken veliler de o işin içerisine katılıyorlar. İster istemez bizim de çocuğumuz var. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Velilerimizin de emeği büyük. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Hocam. Eğitim öğretim yılı TÜBİTAK projesi kapsamında okulumuz matematik öğretmeni Engin Durmuş'un özverileriyle bir çalışma yapıldı. 20'nin üzerinde bir proje var. Çocukların el emeği bizzat kendileri yaptılar, çalıştılar, emek verdiler. Başlarındaki önce öğretmenlerimiz Engin Durmuş Bey'e teşekkür ediyorum. Daha sonra velilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Katılımınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Bugün çizgi izleyen Arduino projesini yaptık. Bu projeyle içine belli kodlar yerleştirdik. Bu kodlar sayesinde beyaz çizgi üzerinde, beyaz kağıt üzerinde siyah çizgide veya siyah kağıt üzerinde beyaz çizgide gidebiliyor. İçine yerleştirdiğimiz kodlar sayesinde sağ virece girerken örneğin sağ tekerleği yavaşlatıyor, sol virece girerken sol tekerleği yavaşlatıyor. Özellikle gölgede akşam daha iyi gidiyor. Güneşte sensörler parladığı için biraz yavaş girebiliyor. İçinde lipopiller var bunların. Şarja takılıyor işte. Ondan sonra projede sağ tekerlek ve sol tekerlek olmak üzere iki tekerlekten oluşuyor. İçine yerleştirdiğimiz kodlar var. Bu kodlar sayesinde içine belli burada pillere R2, R3 bunlar İngilizce bir şekilde. Bütün kodlar da İngilizce. Bunları çevirerek içerisine bunu yerleştirdik. Bunun beyni bu iki beyinden oluşuyor. Teki anakartı, teki de beyni. Anakart beyinden alarak anakarta yolluyor. Anakarttan da sensörlere yolluyor. Ondan sonra projede çizgi üzerinde ilerliyor. Peki bu projede neyi amaçlıyorsunuz? Bu projede neyi amaçlıyoruz? Örneğin ileriki zamanlarda engelli insanlar olursa, arabaları veya görme engelleri olan insanlar elektrikli sandalyelerin, elektrikli arabalarında sokaklar veya kaldırımlarda siyah çizgi çizilerek belediyelerimiz, valilerin yaptığı projelerle bu elektrikli sandalyelerle kaldırımda girebilirler. Görme engelli olsalar bile bu sayede daha güzel bir hayat yaşamış olurlar. Teşekkürler. Kodluyoruz, yapıyoruz. Hocam yapacağız ya. Yapamazsınız. Mesela? Aslında bu. Çık. Akıllı çöp kovamız Arduino ile çalışıyor. İçinde kodlarımızı kendimiz yazdık. Hareket sensörümüz var. Hareketi 15 santim için ayarladık. 15 santim ve aşağısı için hareketi algıladığında arkadaki servo motorumuz çalışıyor ve kapağımız açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. 3 saniye sonra da kendisi otomatik olarak kapanıyor.